Okulumuz yiyecek içecek hizmetleri alanı, laboratuvar ve atölyelerin olduğu kısım. Evet, solda öğrencilerin soyunup gelebilmesi için bir soyunma odası ve yiyeceklerin bulunduğu kiler kısmı bulunmakta. Burada iki atölyemiz bulunmakta. Mutfak 1 ve mutfak 2 atölyeleri. Hemen karşılığında da bölüm öğretmenlerinin odası ve alan şefinin odası mevcut. Mutfak 2 atölyesinden itibaren anlatımlar yapacağız. Burası mutfak 2 atölyemiz. Pişirme ünitesi, hazırlık yapılan tezgah üniteleri ve en sağda da yine saklama dediğimiz buzdolabı ve tezgah altı buzdolabının bulunduğu kısım. Bu atölyenin yine içerisinde bir adet teorik kısımların işlendiği sınıfımız mevcut. Teorik konular burada anlatıldıktan sonra uygulama kısmı yan taraftaki mutfak atölyesinde yapılmakta. Mutfak 2 atölyesinden mutfak 1 atölyesine geçiş için kullanılan ortak bir kapı mevcut. Bu kapı önce mutfak 2 atölyesinin bulaşıkhane ve araç kısmına, araçların bulunduğu kısma, daha sonra da tekrar başka bir kapıyla mutfak 1 atölyesine açılmakta. Mutfak 1 atölyesi 2 atölyeye göre en büyük mutfak. Burada saklama ünitemiz, yani buzdolaplarımız, hazırlık tezgahlarımız ve en sağda da pişirme ünitesinin bulunduğu kısım mevcut. Yine bu atölyemize içerisinde iç kısmında bir adet bulaşıkhanemiz ve araç gereçlerinin saklandığı kiler mevcut. Acil durumlarda kullanılmak üzere bir de acil çıkış kapımız, yani yangın çıkış kapımız mevcut. Şimdi ikinci katta bulunan konaklama ve seyahat hizmetleri alanının laboratuvarını birlikte inceleyeceğiz. Burada da yine bayan soyunma odamız mevcut. Bayan öğrencilerimiz, kız öğrencilerimiz için kullanılan kısım. İleride konaklama seyahat hizmetleri alan şeklinin odası ve hemen sol uç kısmında konaklama ve seyahat hizmetleri alanı atölyesi mevcut. Ön bir atölyesi olarak da geçmekte. Burada öğrenciler öğretmenleriyle birlikte otel resepsiyonunda kullanılan bilgisayar programlarını uygulama olarak yapmaktadırlar. 20 kişilik bir atölye ve burada misafir uğurlama, karşılama ve diğer aktiviteler, diğer uygulamalar çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Okulumuz eğlence hizmetleri alanı. Atölye ve laboratuvarlarını göstereceğim. Eğlence hizmetleri alanı animatörlük dalı olarak faaliyet göstermekte. Burada çeşitli aktiviteler, spor turnuvaları, sunumlar ve programlar da düzenlenmekte. Burada alan şefliğimiz ve makyaj odası kısmı, hazırlık yapılan kısımlar. Alan şefliği odası, yine hazırlık ve bölümle ilgili çalışmaları yürütülüyor. O da burası da
alanın laboratuvar olarak kullanılan, atölyesi olarak kullanılan kısım, rejisör odası ve programların sunumlarının yapıldığı salon. Burada ses sistemleri, görüntü ve ışık sistemleri mevcuttur. Öğrenci ve öğretmenler buradan faydalanmaktadır. Evet, okulumuz yiyecek içecek hizmetleri alanı, laboratuvar ve atölyelerin olduğu kısım. Evet, solda öğrencilerin soyunup gelebilmesi için bir soyunma odası ve yiyeceklerin bulunduğu kiler kısmı bulunmakta. Burada iki atölyemiz bulunmakta. Mutfak 1 ve mutfak 2 atölyeleri. Hemen karşılarında da bölüm öğretmenlerinin odası ve alan şefinin odası mevcut. Mutfak 2 atölyesinden itibaren anlatımlar yapacağız. Burası mutfak 2 atölyemiz. Pişirme ünitesi, hazırlık yapılan tezgah üniteleri ve en sağda da yine saklama dediğimiz buzdolabı ve tezgah altı buzdolabının bulunduğu kısım. Bu atölyenin yine içerisinde bir adet teorik kısımların işlendiği sınıfımız mevcut. Teorik konular burada anlatıldıktan sonra uygulama kısmı yan taraftaki mutfak atölyesinde yapılmakta. Mutfak 2 atölyesinden mutfak 1 atölyesine geçiş için kullanılan ortak bir kapı mevcut. Bu kapı önce mutfak 2 atölyesinin bulaşıkhane ve araç kısmına, araçların bulunduğu kısma, daha sonra da tekrar başka bir kapıyla mutfak 1 atölyesine açılmakta. Mutfak 1 atölyesi 2 atölyeye göre en büyük mutfak. Burada saklama ünitemiz, yani buzdolaplarımız, hazırlık tezgahlarımız ve en sağda da pişirme ünitesinin bulunduğu kısım mevcut. Yine bu atölyemize içerisinde iç kısmında bir adet bulaşıkhanemiz ve araç gereçlerinin saklandığı kiler mevcut. Acil durumlarda kullanmak üzere bir de acil çıkış kapımız, yani yangın çıkış kapımız mevcut. Şimdi ikinci katta bulunan konaklama ve seyahat hizmetleri alanının laboratuvarını birlikte inceleyeceğiz. Burada da yine bayan soyunma odamız mevcut. Bayan öğrencilerimiz, kız öğrencilerimiz için kullanılan kısım. İleride konaklama ve seyahat hizmetleri alan şeklinin odası ve hemen sol uç kısmında konaklama ve seyahat hizmetleri alanı, atölyesi mevcut. Ön bir atölyesi olarak da geçmekte. Burada öğrenciler öğretmenleriyle birlikte otel resepsiyonunda kullanılan bilgisayar programlarını uygulama olarak yapmaktadırlar. 20 kişilik bir atölye ve burada misafir uğurlama, karşılama ve diğer aktiviteler, diğer uygulamalar çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Okulumuz eğlence hizmetleri alanı, atölye ve laboratuvarlarını göstereceğim. Eğlence hizmetleri alanı, animatörlük dalı olarak faaliyet göstermekte. Burada çeşitli aktiviteler, spor turnuvaları, su
sunumlar ve programlar da düzenlenmekte. Burada alan şefliğimiz ve makyaj odası kısmı, hazırlık yapılan kısımlar. Alan şefliği odası yine hazırlık ve bölümle ilgili çalışmalar yürütülüyor. O da orası da alanın laboratuvar olarak kullanılan, atölyesi olarak kullanılan kısım, rejisör odası ve programların sunumlarının yapıldığı salon. Burada ses sistemleri, görüntü ve ışık sistemleri mevcuttur. Öğrenci ve öğretmenler buradan faydalanmaktadır.